Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler dilerim. Bu videomda MIUI 13, Android 12 sürümleri için istediğimiz duvar kağıdını seçerek nasıl şeffaf kontrol merkezini sağlayabiliriz? Veya şeffaf kontrol merkezini kaybetmeden kilit, ekranımızda, kilit ekranımızdaki duvar kağıdını nasıl istediğimiz gibi seçebiliriz? Değiştirebiliriz? Bunun için bir yöntemden bahsedeceğim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar öncelikle bu gri şeffaf merkezini yani gri kontrol merkezini şeffaf yapabilen bir tema bul bulmamız lazım. Örneğin bu tema işe yarayan bir tema ama arkadaşlar sizde çalışmayabilir veya sizde çalışıyorsa kullanın. E, bu tema örneğin sizde olmuyorsa başka yapan temaları araştırın bulun. Siz, sizler de onu uygulayın örneğin. Ve arkadaşlar burada uygula seçeneğini kullanmadan önce bölümleri seçebildiğimiz bir kısım var. Burada sadece kilit ekranını seçip bırakın ve uygula deyin. Bu şekilde değişecek arkadaşlar. Ama maalesef buradaki problem e, buradaki bölümü değiştiremiyoruz. Yani bu standart duvar kağıdınız değiştirdiğiniz zaman yukarı kontrol merkezimiz direkt e, tekrar gri oluyor. Bunu nasıl halledebiliriz? Bu video onunla ilgili olacak inşallah. Arkadaşlar öncelikle yapmamız gereken e, Play Store'dan bu Solid Explorer isimli bir uygulama var. Bunu indiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi ben de yüklü. Arkadaşlar buradan istediği izinleri veriyoruz. dosya iznini veriyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu sandix yani hafıza kartı iznine gerek yok. Hafıza kartı iznini vermeyin. Sonrasında yukarıda sağ üst köşede 3 nokta var. Buna dokunun. Ve burada klasör seçenekleri var. Burada arkadaşlar gizli dosyaları göster bölümünü açıyoruz. Tıklayıp... onay verdikten sonra şu şekilde arkadaşlar burada Android bölümüne giriyoruz, sonrasında data kısmına giriyoruz ve burada ee, bu gelen bölümde izin veriyoruz. Aşağıda bu klasörü kullan arkadaşlar buna dokunup izin ver diyoruz ve buradan ee, tema sim, tema uygulamasının simgesinin olduğu şu bölüme bölümü buluyoruz. Tekrar dokunuyoruz. Flash Miui tema data content. Buna dokunuyoruz arkadaşlar. Bu bölümde lock screen isimli bir bölümümüz var. Yani kilit ekranını ifade eden bir bölüm. Buraya da giriyoruz. Arkadaşlar buradaki temanın bu temanın kodu oluyor. Bunu arkadaşlar şu şekilde kopyalıyoruz. Üstüne dokunduktan sonra e, aşağıda kalem simgesine dokunun. Klavyenin açılmasını bekleyin. Yazıya iki kere dokunun. Sonra o tamamını seçecektir. Burada bu kodun tamamını seçtiğinizden emin olun. Sonra kopyala diyoruz. Bundan sonra iptal deyin burada. Arkadaşlar sonrasında e, bu seçmek istediğiniz fotoğraf muhakkak galerinizde bulunması lazım. Önceden duvar kağıdı yapacağınız fotoğrafı resmi galerinizde indirmiş veya galerinizde bulunur halde olsun. Bir tane bu, bu bölümde sağ kaydırıyorsunuz. Sol 3 çizgi var burada. Buraya dokunuyorsunuz ve fotoğraflar bölümü var. Buraya girin. Arkadaşlar burada önemli olan istediğiniz fotoğrafı seçmeden önce muhakkak klasör içinde olmaması lazım. Eğer klasör içindeyse örneğin phone walls klasörünün içinde benim resmim istediğim duvar kağıdı. Buna bir kere dokunuyorum ve şu şekilde bir klasör ismi olmadığından emin olduktan sonra üstüne basılı tutun ee, makasın yanındaki şu işaret kopyalama oluyor arkadaşlar şu gördüğünüz sağ alt köşedeki iş, şey kopyalama işareti ona dokunmuş olun ve tekrar sola kaydırın arkadaşlar buradaki bu seçimimizi şunu iptal edebiliriz şöyle bir aynen bir yere dokunun Artıya bastığınız zaman arkadaşlar kopyaladığınız fotoğrafı buraya yapıştıracaktır. Fotoğrafınızın buraya yapıştırdığınızdan ve buraya geldiğinden emin olun. Ve emin olduktan sonra arkadaşlar yukarıdaki bunu silebiliriz. Arkadaşlar bu kod önemli. Bunu e, kopyaladıktan sonra not defterinize yani e, not bölümü var ya telefonumuzda on, onlara kaydetmenizde fayda var. Bunu artık siliyoruz arkadaşlar ve sadece istediğimiz fotoğraf kalıyor. Buna basılı tutuyoruz. Tekrardan kalem simgesi var. Ona dokunuyoruz. burayı komple siliyoruz arkadaşlar. Ve kopyalamış olduğumuz asıl orijinal temanın kodunu yapıştırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi orijinal tema kodunun yerini fotoğrafın fotoğrafımıza entegre ettik. Burada arkadaşlar şöyle gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi hala aynı. Burada yapmamız gereken e, tekrardan temalar uygulamamıza geliyoruz. O kurmuş olduğumuz temamızı içerisine tekrar girip buradan kilit ekranının seçilmiş olduğundan emin ol uygula diyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar hem kilit ekranımız kilit ekranımıza istediğimiz fotoğrafı seçtik. Hem de hala şeffaf kontrol merkezini kullanıyoruz. Burada şöyle bir detay var arkadaşlar. Örneğin ana ekranda da bu şekilde görünmesini istiyorsanız e, bu duvar kağıdını seçerken uygula dediğinizde ikisini de uygula demeyin. Ana ekranı olarak belirlediğin çünkü ikisini de seçerseniz başka bir fotoğrafmış gibi kilit ekranınızı değiş kilit ekranınızda farklı algılar. Ee, sadece ana ekran olarak belirleyin arkadaşlar kilit ekranınızı ayarladıktan sonra. Görmüş olduğunuz gibi hem istediğimiz fotoğrafı seçtik ve şey hala da kontrol merkezimiz şeffaf. Yine aynı yöntemle istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Arkadaşlar burada önemli olan adım adım ta, yavaş yavaş takip ederek yapmış olmanız. Arkadaşlar işinize yaraması dileğiyle. Ee, videomu beğendiyseniz kanalıma abone olun. Ee, herkese hayırlı günler dilerim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.